Gazi ya. Kulak çapsın yürüyemiyor, taşşaktan yürüyemiyor. Herkese merhaba arkadaşlar, beni Dalgalı. Aslında Gurme Gali demem lazımdı. Arkadaşlar biliyorsunuz Gurme Gali aynı zamanda Salak Gali'dir de. Bu serimizi bilmeyenler için bu serimizde canımız bir şey çekiyor. Sonra biz o canımız çeken şeyin asıl şehrine gidiyoruz. Bugün canımız börek çekti. Eskişehir'e doğru yol alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz oranın çiğ böreği meşhur. Ama çiğ değil. Yani o yumuşak G'li olan değil. Öyle deyince Eskişehirliler kızıyormuş arkadaşlar. Çiğ börek. Bak yaz şuraya montajcı çiğ börek. Direkt iyle böyle. Bugün onu yemeye gideceğiz. Bakalım ne kadar tutacak. Benzininden tut işte yol masrafına, o suydu bu suydu hepsini hesaplayacağız. Bu kadar paraya orada yemeye değer mi? Bunu test edeceğiz. Çiğ börek bu arada hayatımda hiç yemedim. Tadının da nasıl olduğunu bilmiyorum. Sen yedin mi? Yemedi. O da yememiş. Beraber yemeğe gideceğiz. Beni takip edin. Ama senin oradan girmen lazım. Abi hızlı gidiyorum sanki. Yani böyle gidersek bir yarım saatte sanki orada oluruz gibi geldim ha. Sabah sabah arkadaşlar aklımı yitiriyorum ben ya. Hala uykum var. 3 saatlik uykuyla gidiyorum. Niye böyle bir şey yaptığımı da hiç farkında değilim. Hiç de uyarmıyorsunuz. Öyle hani yapmasan olmaz mı kanka falan filan deseniz. Belki yapmam. Ama takipçilerim çok istiyor Gurme Gali'nin. Eğer ki bu videoya 20-25 bin like gelirse daha farklı şehirlere de gideriz. Bu arada arkadaşlar gitmemizi istediğiniz şehirleri aşağı yorumlara yazarsanız biz de oralara yol alırız. Hadi gidelim. Geldik asıl yere yani gerçekten. Yani en sevmediğim yere geldik. Burada kaç bayılacağız bilmiyorum arkadaşlar ama en aşağı bir 500-600 bayılırız gibi geliyor şimdilik. Ondan sonrasına bakacağız. Ben bir ineyim de ödeyim. Yani benim için hiç para değil bunlar. Yani bu benim bir günlük kazancımın 8'de 1'i kadar falan. O yüzden çok üzülmedim. Çeksem mi? Ben ödemeye gideyim ya. Arkadaşlar 500 lira tuttu. Yalnız şöyle bir şey var. Bu videoyu bir ay önce çekseydik muhtemelen burası bir 800-900 bilmem ne tutacaktı yani. Siz niye, Gurme Gali niye gelmiyor, Gurme Gali niye gelmiyor diyorsunuz. Sizce niye gelmiyordu? Of gerçekten o kadar konuşasım gelmedi ki Miraç Bey. Biz niye gidiyoruz ben onu da anlamadım. Bir tane börek yiyeceğiz ya. Çiğ börek. Onun adı da, adını da çiğ yapamamışlar. Çiğ börek yapmışlar. Linç yiyeceğiz değil mi şimdi? Hadi gidelim. Beni takip edin. Kanka sen oradan gireceksin. Bir öğretemedim sana şuradan ya. Kaç litre aldı lan? 25 litre falan var içinde. Biz Eskişehir'e kadar gitsek bununla. Oradan dönerken bir 500 daha atsak. Böreğe para versin. Anasını s**mış ya. Gerçekten ya bu videoları niye çekmiyorsun diye söyleyip duruyorsunuz da sizce belli değil mi niye çekmediğim arkadaşlar ya? Şu an bak kameraman bile sabahtan beri bana gülüyor ya. Ama sen de benimle geleceksin yani biliyorsun değil mi bunu? Şimdi mükemmel Eskişehir yolculuğumuz başlasın. Gerçekten çok zevk alıyorum. Arkadaşlar bazen hayatı zevkine bırakmanız lazım. Hani akışına bırakmanız lazım. Hani öyle para çoktu şöyle böyle yapmayın. Cebinizde 500 lira varsa Eskişehir'e gidin o parayla. Arkadaşlar ben bence size şey yapmayayım, tavsiye vermeyeyim. Neyse müziğimizi açalım mı? Yolculuk başlasın. Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar sıkıcı bir yol görmedim ya. Dümdüz gidiyorsun ya. Dümdüz aradan kaç saat geçti? 1 saat, 1,5 saat geçti. Bir saatlik daha yolumuz var. Oturalım kahve içelim. Bunu da yazıyoruz mu bu arada? Hesaba yazalım değil mi bunu da? Nasıl yazmıyoruz ya? Bu sonuçta burada bizi ayakta tutmak için içtiğimiz bir şey yani. Vallahi bu videolara başlarken çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ya böyle ne denir? Hani evde böyle aklıma geliyor ya, aha şunu yapayım diyorum mesela. Çok diyorum ki çok güzel video olacak. Bir saat sonra böyle yola çıkınca işte bütün keyfim meyfim kaçıyor. O benzin parasını verince, o yola gidince falan bütün keyfim kaçıyor ya. Hani bir de börek güzel olmazsa sıçtık yani gerçekten. Sence bir şeye, bir yemeğe böyle 1000 lira 2000 lira vermeye değer mi kanka? Yani biz niye şu an hala yoldayız? Ben onu da sorguluyorum. Hala kahvaltı da yapmadık. Böreğe geç kanka. Herhangi bir yemek ama 2000 lira vermeye değer mi sence yani böyle bir yere gitmeye bence? Ya şimdi gidince anlayacağız bunu. Onu gidince anlayacağız. Gidince anlayacağız. Gidince anlayacakmışız arkadaşlar. Biz biraz daha keyfimize bakalım arkadaşlar. Bir de elimizi yüzümüzü yıkayak, çok sıcak arkadaşlar. 40 derecede gitmeye çalışıyoruz yani. Yani şimdi arkadaşlar abdestsiz yola çıkmayın. Yani abdestsiz yolda neler olacağını bilemezsiniz. Özellikle evde alın abdestinizi. Ama yolda da böyle bir yer görürseniz alın yani. Vallahi iyi geldi. Şu an yüzüme vurduğum o soğuk su bir anda beni böyle bir aydınlattı. Adeta kıymalı bir çiğ börek yiyesim geldi. Hadi çiğ börek yemeye gidelim. GTA müziği alabilir miyim şuraya bir? Doğru çıktı önüne.
Var ya, kafa yaptı bana. O 600 lira 700 lira parayı verdik ya giderken, o bende kafa yaptı. Allah, kameraman bey nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar bir saatlik daha yolumuz var. Bir saat daha gidelim. Ondan sonra finish. Hadi beni takip edin. Mesela Miraç, şu dağlara bak, şu dağlara. O dağları Allah yaratmadıysa kim yarattı? Bir kalemin bile bir mucidi varsa şu koca kainatın olamaz mı? Ya. Arkadaşlar sırf mal gibi bir şaka yapmak için ta şuraya kadar yürüyeceğiz, bak çek orayı. Oradan bir espri geldi aklımıza. Sırf aklımıza bir espri geldi diye arabayı oraya park ettik. Oraya kadar yürüyoruz yani. Arkadaşlar, gün yüzünü gördük. Çok komik espri lan vallahi, eminim. Arkadaşlar, şimdi de gün yüzü görmeye gidiyorum. Fazla komik yani. Nasıl şaka? Bu espriyi yapmak için ta oradan buraya geldik. Hadi şimdi geri gidelim. Bir şey diyeceğim, biz yolun kenarında duruyoruz ama espri almasınlar bizi burada. Oh, you touch my ta-la-la. O zaman esprimizi de yaptığımıza göre haydi geçelim. Arkadaşlar merhaba. Bugün Eskişehir'deyiz. Karşınızda gördüğünüz gibi ne şatosuydu bu? 31. 31 şatosu. Sihirli annem şatosuna geldik arkadaşlar. Bugün burada çiğ börek yiyeceğiz. Söyle bakayım. Çiğ börek. Çiğ börek. Çiğ değil, çiğ börek. Neyse, burada güzel bir mekan varmış. Orayı bulmaya çalışıyoruz şimdi. Oraya gideceğiz. Bu yani. O kadar parayı şuna açtı yani. Ama bir şey diyeceğim. Burada çekilen en güzel fotoyu çekeceğiz değil mi? Şurada. Bu... Arkadaşlar bu kameraman ne olmuyor? Yani bunu değiştirmem için en kısa... Neyse hadi çiğ börek yiyelim. Bir dakikalık daha yolumuz var. Bak şaka yapıyorum sandın değil mi? Zoomla oraya. Şu an var ya karnım... Çok heyecanlıyım. Karnım felaket aç ve aşırı heyecanlıyım. Gerçekten bu kadar yolu bunun için geldik. O yüzden hemen yiyelim. Senin de karnın aç mı? Biz şu an var 15-20 tane gömeriz sen. Var ya hadi yiyelim. Arkadaşlar geldik yerimize. Bence bir şey diyeyim mi? Çok seveceğiz. Niye? Niye diye sor. Niye? Bir şey diyeceğim. 5 dakikada geldi bu arada, fark ettin mi lan? 5 dakika bile sürmedi yani. Hemen geldi, çok hızlı geliyor. Bak bir mekan bir yemeğin üstüne ise eğer, mesela hamburgerciyse orası güzel oluyor. Ya da sadece pizzacıysa güzel oluyor. Burası da sadece börekçi, bence kesin güzel olacak. Bir şey diyeceğim ama çok ince duruyor ya. Bir şey diyeceğim. 3-4 saatin sonunda artık deniyor muyuz? Artık şöyle bir ısırıyor muyum? Baksana şimdi tipe kulağa. Bunun kötü olma ihtimali var mı sence ya? Ya bunun kötü olma ihtimalini vermiyorum bile. Hadi yiyelim. Tam kıymalı tarafından yiyorum ha. İlk defa mı deniyorum? İlk defa deniyorum. Hiç hayatım boyunca yemedim. İlk defa burada yiyorum bunu. Baksana şekli metri çok güzel. Tam şu kıymalı kısmından gömüyorum. Gerçekten Ankara'dan kalkıp 3-4 saat gelip ondan sonra o kadar benzin parası verip bir sürü yürüyüp yemeğe değmez. Değecek diyeceğim sandınız değil mi? Kanka çok güzel, çok güzel ama yani işte o kadar yolu sırf bunun için gelinmez. Hani burayı gezersin, dolaşırsın falan, bir de üstüne bunu yersin, o zaman değebilir. Ama bir şey diyeyim mi? Felaket değil mi? Yesene be. Beklesene, seni çekeyim ben. Ye bakalım, bir dene. Tamam, bir deneyelim. Tadım test. Niye geldik biz buraya diyeyim. Kanka ben bırakam ya kameramı. Ye ye ye. Fena değil mi ama? Değmez mi Tor 1000 lira verip buraya gelmiyor? Serimizde Gurme Galide gittiğimiz her yere değmez dedik değil mi? Ya değmeme sebebi bunun tadının kötü olması değil. Değmeme sebebi bu kadar uğraş verip sadece bir tane ne bileyim balık yediğin ya da sadece bir tane lahmacun yediğin için falan yani. Ama gittiğimiz her yerdeki yediğimiz şeyler gerçekten güzel. Bu da en sevdiklerimden biri oldu yani. Eğer Eskişehir'de falan oturuyorsanız kesin gelin yiyin zaten. Ama yani başka şehirden sırf şunun için gelmeyin. Ama buraya gelmişken yiyin. Afiyet olsun. Biz bunu yiyelim, biraz gezeceğiz. Ama bir şey diyeyim mi? Ben bu kadar sulu beklemiyordum. Baya içinden akıyor yani böyle. Isırıyorum böyle aşağı doğru böyle gidiyor yani. Ben böyle daha kuru bir şey bekliyordum. Sen de değil mi? Şimdi biraz börek deyince kuru bir şey. Bir de internetten fotoğraflarına baktım, şöyle kuru gibi falan duruyordu. Bak şimdi gösteriyorum. Aşırı yağ ve su akıyor içinden. Bir tek kıymalısı varmış bu arada. Ben keşke başka şeyleri de olsaydı onları yeseydik ama. Yani böreklerde en sevdiğim şey kıymalı bu arada. O yüzden beni üzmedi yani.
Dedim mi? Biz seninle bundan 30'ar tane yeriz ya. Bu çikolataya çok güzel ya. Oo harbi ha. Bunun çikolatası da güzel olabilir abi. Arkadaşlar bir dahaki videoda hangi şehre ne yemeye gidelim? Sizin şehriniz hangisi? Sizin şehrinizde neler meşhur? Onu söylerseniz ona göre biz de oralara geliriz. O yüzden yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ben şimdi şunu gömeyim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Arkadaşlar Eskişehirliler çok abartmış. Eskişehirli arkadaşlarıma söylüyorum buradan. Bana yani o kadar çok abarttılar ki çiğ böreğe. Oğlum çiğ börek ye, kesin çiğ börek ye, gel buraya falan. Ya börek hani güzel bir börek. Hoşuma da gitti ama yani gelip Ankara'dan kalkıp da 600-700 lira benzin verip de gelip de bunu yiyip de gidip de yani bu kadar uğraşmaya değmez. Şu an zaten kameraman beyimiz beni hani şey yapacak, videodan sonra harcayacak beni yani şu an. Onu hissediyorum bakışlarında. Beni buraya bunun için mi getirdin falan diye öyle. Her zamanki gibi güzel bir deneyim oldu benim için bence. Zaten ben bu videoları bir böreğe bu kadar para değecek diye gelmiyorum biliyorsunuz. Bana böyle değişik deneyimler oluyor. Böyle mallıklar oluyor. Kendimi aslında öyle kandırıyorum da gibi biraz bilmiyorum ama. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar bu arada. Ben çekerken çok eğlendim. Zaten uzun yolculuk yapmayı falan da çok seviyorum. O yüzden bu seriyi başlattım. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Aşağıdan 20-25 bin like gelirse devamını çekeriz. Başka şehirlere gideriz. Başka şeyler yeriz. Ama unutmayın kendi şehrinizi ve neyi denememi istediğinizde aşağı yorumlara mutlaka yazın. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.